Evet, herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan, uzun aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Vallahi ben şu an bu videoyu böyle bu şekilde bu akşam geç de olsa, saat 10 da olsa, 12 de olsa sizlere paylaşacağım. İnanın şu an hazırda iki tane videom var ve hala editlenmek için beni bekliyorlar. Oturup şöyle işte önünü, başını, ortasını, sağını, solunu dinleyip editlemeye vaktim yok. Gerçekten yok. Yoğun geçiyor günlerim. Bahçemin yeni dekorasyonu nasıl? Normalde ben hiç sevmem böyle masa örtülerini. Kız bayıldım, ben buna bayıldım. Çok hoşuma gitti. Yeni bir iki böyle çiçek aldım. Ondan sonra lambalarım, gördün mü? Bakın. Ay, bunlar akşam bir güzel. Seni çekeyim mi kız? Gitmiş de orada ne güzel sallanıyor orada. Yastığı özellikle bir tanesini orada bırakıyorum. Çünkü biz akşamlar orada gerçekten ben de sallanmayı çok seviyorum. Ayaklarım yukarı kaldı. Aynen böyle yapıp sallanmak güzel oluyor. Üzümlerim bana bakıyor, beni ye diyor. Onları az sonra unutturma da. Özge, az sonra bana unutturma da. Bak, kavun aldım. Evet, Karpuz var. bundan da koyarız. Birazcık da bu üzümlerden koyarız. Bak, tatlıları da kesin tatlıyı unuturum ha. Yok, ben hatırlatırım. Çok güzel tiramisu yaptım arkadaşlar. Her neyse, oralara geçmeden önce şöyle 3-5 yeni böyle aksesuar aldım. Başka Bakın. ne? Ha, şunları mı aldın? He, bak. Baykuş çok tatlı. He, baykuş, şöyle çiçekler. O çiçekleri Ömer Halis beğendi. Şöyle. Ne geldi? Benim kahvemden kendisi duracak kendimi. Evet. Galleş Genelde sen yapıyorsun aynısını. Nerede bugün de Ben ben de yapayım. çayla yapıyorum. İçmediğim çayların Evet, storiesini içmediğim çay. çekiyorum. Çamaşır yıkamıştım. Bakın, çok arı var. Aşırı inanılmaz bir şekilde çok arı var Almanya'da. O yüzden her tarafa lavanta yapmaya karar verdim. Her tarafa lavanta koydum. Ve inanır mısınız, 2 gündür bahçede arı yok. Gerçekten yok. Şöyle ışıklandırmaları almıştım. Aslında şu ikinci olan dalgayı şöyle şurayı istiyorum ama bakalım. Daha sonra yine şöyle şuralara da aldım bu lavantalardan. Çok hoşuma gitti. Bayağı da pahalıydılar. Ucuzlar değil. Ne güzel. Bayağı da pahalıydılar. 5 euroydu her bir tanesi. Çok güzel ama. Saksılarım vardı. Şimdi fark ettim. Ya Çok bak, güzel. bunu da bu sefer böyle bir şey almaya karar verdim arkadaşlar, Bence en ölümsüz olsun güzeli. dedim. Çok güzel. Çünkü Sahte mi, beni, gerçek mi? hayır Gerçek. gerçek, Çok ama güzel. kış boyu ölmeyen çiçekmiş. İşte benden ne kadar yaşayacak o ayrı bir konu. Orası ayrı. Şöyle, bu masa örtüsünü de Aldi'den aldım. Çocuk odasının ev resimlerini de Aldi'den aldım. Bunları aslında sizlere hep çekmiştim ama artık o videoları silerim. Birazdan tekrardan yine gösteririm. Bu renk, ben bu renkleri çok seviyorum. Bu işte Evet, yeşilin çok her güzel. tonunu çok seviyorum. Evet, Bu da ben böyle de 1,50'ydi, seviyorum. biliyor musun? Bir Aldi'de değil mi? Ha. Çok gördüm. Ben 1,50'sine görmedim de 5-6 euro olanlar vardı, güzel büyük. Tamam, Aslında bunlar da 1,50'ye indirmişler. Ay, aslında 5,90'dı. gidip ben de alayım bari, annemin bahçede kullanmak için çok güzel Kız çok seviyor. güzel. Ben dün 2 gün önce gittim, 6 euroydu bunlar. Ha, 6 dün euroydu, o zaman gidip bakmadım. ben birkaç gün oldu şey, bu renginin bir tanesi kalmış, bir tek bunu 1,50'ye indirmişler. Diğerleri gene 5,90'dı. Böyle kahveli tonlar vardı. Onlar da çok güzel. Onu da Dizinin ah seviyor. oh, Annem şöyle de seviyor kahveli renk. kremli. O böyle şeydi. Dalgalı dalgalıydı. Ama ben bunu Neyse, buraya bakayım. Bu çok çok sevdim. güzel. Benim burada yeşil halı gibi bir şeyim Evet. var ya. Çok yakışmış. Neyse bakalım. Birazdan arkadaşlarım gelecek. Of, şu burnum hala böyle izi kaldı. Birazdan arkadaşlarım gelecek. Tüm hazırlığım tamam. Şu an tek fırında lazanya var. Bir de çay demlenecek ama çayı artık sofraya oturduğumuzda demleriz, değil mi? Ya da belki de ama çayla yemek yemek isteyecekler. Hadi kalk, çay demle be. Zaten en son geldin, haydi. Tamam diyor. Su En son sen kaynattıydı. geldin ama lazanyayı ben yaptım, farkındaysan. Tatlım, lazanyayı sen yaptın. Zaten ben kavurduydum. Soğanını koyduydum. Ama geri kalanını ben koydum. Bir lazanyayı yaptı. İnanır mısınız? 7 çeşit şey yapmışım. Gitmiş orada lazanyayı ben yaptım. Ya zaten yapmışım. Şey, her şeyini kavurmuşum. Bir soslanıp fırına gidecekti ama neyse, hadi sağ ol, Allah razı olsun. Rica ederim. Ne demek?
Bugün hiç kahve içmeye vaktim olmadı. Aslında birazdan arkadaşlarım gelmek üzere ama ben yine de bir kahve içmek istedim. Aynen saat 6'dan sonra geleceklerdi. Gülşen bugün yok, arkadaşında yatacak. Oğlanlar camide. Oğlanlar demeyecekmişim, Turgut kızıyor. Erkekler. Hayır, Nurten abla o. Komşum Nurten ablanın sesi. Neyse, masamı açtım. Bugün kalabalık olacağız. Masamı açtım. 6 kişi olacağız. 3-5 bir şeyler de hazırladım. 2 çeşidi, 3 çeşidi henüz daha sofraya gelmedi. Ama sizlere sofra düzenimi gösterebilirim. Çerezlerimi hazırladım. Bardakta tiramisu yaptım. Acayip de güzel oldu bence. Sunumu güzel yaptım yani. Böyle. Aynen. Hadi neler hazırlamışız, gidip onlara da bakalım. Ondan sonra bunu böyle sizlere paylaşalım. Gerçi soframızı da en son bir çekerim şöyle. Bir dakika. Şöyle bir masa örtüsü aldım, kahverengi. Masanın Ömer Hanis boyasını çıkarttığı için böyle görünüyor. Bakın biliyorsunuz masa siyah bir masaydı, ağaç. O yüzden öyle görünüyor, yapacak bir şey yok. Şöyle her bir şeyleri koydum, hazırladım. Biz büyükleri bu masaya hazırlayacağım. Küçük çocuklara da küçük masayı buradan artık ne istiyorlarsa alırlar diye düşündüm. Şöyle bir salata çeşidim var arkadaşlar. Ay of, sinek. Çekil öyle. Çekil öyle. Git lan. bunun üzerine birazdan şöyle de bir kıtır ekmekli çekirdek ve kuru domatesli bir kıtır ekmek olayı girecek. İçinde kaşarlar var ve bol yeşillikli bir salata. Bu yoğurtlu bir salata olacak. Şöyle onun sosu da burada. Sosunu da hazırladım. Şöyle patlıcan ve biber kızartması var. Bu domates soslu. Şurada yine çok güzel erişteli. Erişte, kereviz, havuç, kaşar dörtlüsünden şöyle bir salata yaptım. Daha sonra şuna birazdan taze fasulye gelecek, şuna mantar sote gelecek, şunlara poğaçalar gelecek. İki çeşit poğaça yaptım. Bir de lazanya var. Lazanyayı da masanın ortasına bir yere koyacağım ama nereye koyacağım bakacağız bakalım. Çay demlenecek şimdi bir. Şöyle taze fasulye gelecek. Bunlar işte tavada ısıtılacak şeyler, o yüzden tavada duruyorlar. Şöyle mantar tava. Şöyle üzeri kaşarlı ekmekler yaptım. Minik ekmek arkadaşlar. Bunlar poğaça değil bu arada. Özge poğaça dedi demin galiba ama. Hayır, ben dedim poğaça diye. Şunlar poğaça da. Şunlar kaşarlı ekmek. Bayağı bildiğiniz ekmek yani. Bunun içi peynirli. Bir de lazanyam var. Lazanyayı en büyük borcamda yaptık. Böyle bakalım. Bunun altını kapatalım. Onlar da birazdan masaya, sofraya gelecek. Bir de biliyorsunuz ben direkt böyle çerezlerimi de hazırlamayı seviyorum. Çünkü bulaşık karmacasında gümbürtüye gitmemesi için. Şöyle kuru yemiş. Tabağı hazırladım. Şunlar Türkiye'den getirdiğim lokumlar, işte çikolatalar, ne bileyim lokma mokma, şeker meker vesaire. Şunlar Lindt'in çikolatalar arkadaşlar. Şu alt bu Antep fıstık ezmeli, yani yeşil fıstık ezmeli. Bu da brownie usulü. Şöyle bir kurabiyemiz var. Çekirdek ve cipsleri de onları açacağım zaman açacağım. Böyle buraya. Bunları da koydum. Bu arada banyomun dekorasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hardal rengini çok seviyorum. İnanılmaz çok seviyorum. Ve böyle bir şey yapmak istedim. Ay, şu bayandır gözümdeydi. Bunun sonunda aldım. Bunları size hiç gösterdim. Aslında hep videolarını çektim ama dediğim gibi fırsatım olmadı. Hep şöyle bir bayağıdır böyle bir aklımda. Aslında bunun benim pembişleriyle vardı. Selman yapmıştı bana şu sepetle. Misafir havlusu diye. Ama onları biz şimdi kendimiz kullandık. O yüzden
Bugünkü misafirlerim için bunları böyle koymak istedim. Misafir havluları arkadaşlar burada kullanıp şuraya koyabilir. Aslında orası için de bir sepet almam lazım. Bu tabloları buraya getirdim. Salondaydılar. Unum zaten vardı biliyorsunuz. Sadece şıklık olsun diye bunları da şöyle oraya astım. Neyse bakalım burayı da şöyle kapatayım rengi. Bunlar da Aldi'ye 12 euroya düşmüşlerdi arkadaşlar. Şöyle gösterirsem daha güzel olacak sanki. 12 euroya düşmüştü. Şöyle çok güzel su yeşili gibi. Bayıldım. Ömer Halis'e de aldım. Üçününkini de aynı aldım. Şöyle Mr. Kayış'la Mrs. Kayış yastıklarımız da var. Böyle. Yani bütün evin duvarlara boyanması lazım. Çünkü Ömer Halis bütün evin her bir köşesine bildiğiniz böyle harita yaptı. Bu beni son derece çok rahatsız ediyor. Gerçekten beni aşırı derecede rahatsız ediyor ama işte şu an yapabilecek bir şeyim yok. Büyük bir ev arıyorum. Büyük bir eve geçtiğim zaman da zaten her şeyi yenilemiş olacağım. O yüzden şu an ellemiyorum yani. Baktım büyük bir ev bulamam. O zaman tabii ki de burayı komple baştan yapacağım. Arkadaşlar dün akşamki videomun böyle bugün devamını çekeyim. Şöyle bir göz gezdirdim. 14-15 dakikalık video var. Bunu bence 25'e tamamlarız diye düşünüyorum. Oğlum araba gelecek. Şimdi bugün ne yaptık? Kıyamaya gittik. Bunu dünkü videomda izlediniz herhalde. Yani izlemiş olmuş olacaksınız. Turgut'la böyle bir kahvaltı olayımız vardı. Neyse şimdi Ömer Halis'i Turgut aldı. Mikail'i ben aldım. Mikail bugün arkadaşının doğum gününe davetli saat 3'te. Saat şu an 2 çeyrek geçiyor. Geç haberimiz oldu. O yüzden dün misafirim vardı. Bu videoyu izlediniz şimdi buraya kadar. Dün hediye almaya çıkamamıştım. O yüzden bugün hemen şimdi hediyemizi alacağız. Hemen burada da paketlettireceğiz. Ondan sonra bu beyefendiyi arkadaşının doğum günü evine bırakacağım. Ondan sonra da eve gideceğiz. Şöyle güzel bir kahve yapacağız. Kahvaltı çünkü çay içemedim. Daha sonrasında kahve almak istedim ama midem çok doluydu. Pastalarımızı bile yiyemedik. O yüzden eve gidip şöyle güzel bir kahve içmek istiyorum. Hadi aç çocuğum anana kapıyı. Aferin be ya. Dankizi ya. Aç bakalım. Bakalım ne bulacağız. Mikail'in arkadaşına o gün buralarda. Arkadaşına hediyelerini aldı. Aldık. Bir de şöyle hediye paketi yaptırdık. Bir de şöyle vegan şekerler de aldık. Bir Pokemon kitabı ve Pokemon oyunu. Hadi bakalım şimdi bas gaza. Aşkım bas gaza. Şöyle güzel bahçemdeyiz. Mikail arkadaşına bıraktım, eve geldim. Hemen burada bir kahvemi içtim. Orada kahve içerken Emre'ye bak, terliklere bak, terliklere. Kahve içerken de kızlar aklıma geldi. Şunları bir görüntülü aradım. Rüfer bacı. Özge. Şöyle kahve değil Red Bull istediler. Dedim ki ne kadar pahalısınız dedim hem ya. Hem soruyor diyor ki hep dedim yani. Hep dedim şey dolabımda dedim en pahalı ne varsa de dedim onları içiyorsunuz dedim ya. Dedik ki abla sana çekmişiz. Sen de öylesin ya. Ben normalde ucuzlarından içiyorum. Bir daha ucuzlarından bulundu benim bari. Ben ucuzlarından içmiyorum. İçiyorsunuz da be. Hayır. Bu küçük geldi. Asla. Beklenen mesaj geldi. Neyse böyle bakalım arkadaşlar. Kızları çağırdım. Aynen ben. Kızlara şuradan üzüm toplayayım. Acayip tatlanmış dediler. Ama az verdi size o cimriye. Bana diyor ki yeter teyze.
Teyze yeter, annemin üzümlerini başka yeme diyormuş Ömer. Ay düştü. Bak dün misafirlerime de toplayacaktım, unuttum Özge. Dün şeylere de toplayacaktım, unuttum. Ne yapıyorsun kız, komşu? Dün sizlere göstermeyi unuttum ve çekmeyi unuttum. Tiramisu, bardakta tiramisu tatlım. Şimdi Sergül ablayı da şurada üzüm toplarken Sergül ablanın sesini duydum. Dedim komşu gel. Kahve içiyoruz, gel dedim. Evet, tam şöyle kızlara üzüm topluyordum ki baktım Sergül ablanın sesi geliyor bahçeden. Sergül ablanın bahçesi hemen bu tarafın yan tarafı. Bir göz attım. Ondan sonra dedim komşu gel, kahve içiyoruz. Tamam dedi, geliyorum dedi. Dün sizlere göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şöyle bardakta tiramisu yapmıştım. Arkadaki muhabbet de bir acayip, bilerek şöyle etrafa yaydım. Şöyle enfes. Dün komşularım, dün arkadaşlar çok beğendi. Çok güzel olmuş dediler. Afiyet bal, şeker olsun, şifa olsun. Ay bak, orasını birazcık şöyle klekan yapmışım ama neyse. Böyle bakalım. Arka koptu. Arka koptu. Çeken mi? Bana diyor ki çok hızlı sallam diyor. Ben diyorum ki merhaba, ben korkuyorum diyor. Oğlum sen de Gülşen de hep korkuyorsun. Sen bir kız değilsin. Sen bir ulansın. Hadi salla bizi. Evet. Nurfer'in de hayranları var bu arada. Evet oğlum. Bizi takip edip Nurfer'e kanal aç diyen çok. Gördün mü sana yorumları? Evet. Geçen teşekkür etmişsin bir de, ben onu bildirim olarak gördüm de. Sonra unuttum. Neyse bakalım. Canlarım benim. Ben artık buradan veda konuşmamı yapayım. Bu videoyu bu şekilde kapatalım. 2 günlük bir vlog olsun. Şimdi tatlıları getirdim. Sengül ablayı teki birinde kızlar paylaşsınlar. Ne yapıyoruz? Şimdi Sengül ablanın kahvesini de yapayım. Kendime de tekrardan bir kahve yapayım. Ondan sonra oğlum sus. Ne diyorsun sen teyzelere? Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.